Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün penye iple yapmış olduğum bu şahane paspasın yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bence çok güzel bir paspas çalışması oldu. Penye iplerimizi de bu şekilde değerlendirebiliriz. Bakın şöyle iki renk kullandım. Evet, gelin birlikte örelim arkadaşlar. Şöyle ve Tunus işiyle yaptım. Çok farklı bir Tunus işi tekniğini hep birlikte yaparak böyle motif motif parça parça örüp birbirine diktim, ekledim arkadaşlar. Bakın şuralardan ve böyle güzel şahane bir paspas çalışması ortaya çıkmış oldu. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz ve hemen yaparsınız. İnanın çok ucuza çok güzel şeyler mal edebiliyoruz arkadaşlarım. Benden size değişik fikirler bulmaya çalışıyorum ki hani böyle zamanımızı güzel değerlendirelim, faydalı işler yapalım diye. Ben bu iki rengin uyumunu da çok sevdim. Şimdi Tunus işi olarak yapacağız arkadaşlar. Motif motif bir çalışma yapacağız. Bakın şurayı yapmadım ki sizlerle beraber şimdi hem yapalım, öğrenelim nasıl yapıldığını, hem de bunu buraya ekleyip bu paspasınızı tamamlayalım istedim. Arkadaşlarım şöyle iki tane penye ipim. Yalnız penye ipiniz ince olursa çok daha iyi olur. Arkadaşlar biraz kalın olursa da hani olur ama bu kadar güzel duracağını düşünmüyorum. İşin gerçeği biraz ince olanlarından alırsanız gayet güzel bir çalışma elde etmiş olursunuz. Tunus işi tığı da şişi de kullanabilirsiniz. Benim şöyle hani bir tığım vardı, arkası şey olan, delikli olan. Yani bu delik hiçbir önemi yok şu anda, tığ olarak kullandım arkadaşlar ben bunu. Parçamız küçük olduğu için özellikle bu şekilde yaptım ki hani böyle şiş tığ aramaya gitmeyelim diye. Evdeki kalın tığlarınızdan da olur arkadaşlar. Öncelikle şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimizi çektik arkadaşlar. Şimdi Tunus işi tekniğini yapıyoruz. Her bir zincirimin içerisinden bir tane şu şekilde ilmek çıkartıyorum. Bunu Tunus işi bilmeyen arkadaşlarım da öğrenmiş olsun aynı zamanda. Şöyle bu dediğim gibi Tunus işi şişi de kullanabilirsiniz. Eğer yoksa böyle evdeki kalın tığlarınızdan bir tanesiyle de yapabilirsiniz. Burada tam 11 tane ilmeğim olacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 ve son olarak bir tane daha alıyorum. Diğerleri de çünkü 11 ilmek üzerine kurulu. İlk etaptaki 11 ilmek. Şimdi ilkini tek olarak çektim. Diğerlerini şu şekilde ikişer ikişer çekiyoruz. Bu Tunus işi, bildiğimiz normal Tunus işi ama şimdi bakın buraları nasıl olacak? Şöyle çok güzel duruyor arkadaşlarım, bakın. Şimdi devam ediyorum aynı şekilde. Geldim sonuna. Şimdi püf noktası burası. Bakın şuradan alınır normalde Tunus işlerinde ama bu öyle değil, normal değil. Şöyle şuradan alıyorum. Ve toplamaya başlıyorum. Hemen yanından bakın şu yüksek olan arka kısımda bulunan yerlerden alıyorum. Bunlar değişik fikir arkadaşlarım. Hani hep sıradan olanlar değil. Farklı farklı küçük dokunuşlarla değişik değişik yapmak istediğim için ve sizlere fikir olsun diye paylaşmak istiyorum bu tarz çalışmaları. Evet, şimdi bakın şuradan alıyorum. Sona geldik. Normalde buradan almam gerekiyor. Ama buradan alırsak kenarı düzgün durmayacağı için bunu bakın arkadaşlarım şuradan aldım ön kısmından ve buradan alıyorum. Şu fazla ipimi de şöyle araya sıkıştıralım. Şöyle aldım. Bakın. Burası gayet düzgün duruyor. Şimdi yine aynı ilkini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum. Bu motiflerin büyüklüğünü daha da büyük yapabilirsiniz. Tunus işini, pardon, penye ipi örmek biraz hani böyle zor, büyük parçalar olduğu zaman daha da zorlaştığı için ben böyle küçük küçük parçalar haline getirdim ve onları birbirine ekledim. Bakın yine aynı yerlerden alıyorum, yükselti yerlerinden.
Dediğim gibi hani böyle küçük küçük parça örüp birbirine ekledim ve böyle şahane bir görüntüsü olan paspas meydana geldi. Bakın. Çok güzel, değişik görünüyor arkadaşlar. Şimdi buradan yine bakın sonuna geldim. Oradan yine aynı bu ikisinin içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde bakın düzgün duruyor. Burası zaten düzgün. Burası da aynı şekilde. Ve bunu eklerken çok işimize yarayacak. Birbirine eklerken düzgün bir şekilde eklenmesini sağlayacak arkadaşlar. Evet, şu şekilde aldık. Ve içinden ikişer ikişer geçirerek yapıyoruz. Şimdi bakın yine şu üstten geldim. Hemen ilkinden başlıyorum arkadaşlarım almaya. Bunu tam 8 tane yükseltimiz olacak. Normalde 10 tane ama şunları sayması daha kolay olduğu için 8 tane diye söyledim. Şimdi göstereceğim onu da sizlere nasıl olduğunu. Şuraları hızlı hızlı artık örebiliriz diye düşünüyorum. Kenarına da en son bir sıra böyle şey yapıyoruz. Ters sık iğne. Çok güzel bir çalışma elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şekilde topluyorum. Dediğim gibi bu parçaları daha büyük de yapabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ama bence bu ideal oldu. Hem yorucu olmuyor, hem sıkıcı olmuyor. Hemen çabuk bitiyor parçalar. Böyle bir günde oturursanız şayet bir günde hemen yapıp bitireceğiniz bir çalışma arkadaşlar. Bir günde, iki günde. Bakın buradan da alıyorum ve aşağıya iniyorum. Aşağıdan alıyorum. Penye ipleri, evde eskileriniz varsa penyeleriniz, tişörtleriniz, onlardan da rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten uygun fiyatlı 10 TL'ye aldım ben. Yanılmıyorsam 100 gram falan oluyorlar. Kocaman bir ruloydu. Bakın koca paspas yaptım. Hala daha her iki rengimden de var. Yani çok fazla da ip yemiyor. Yemeyen bir çalışma oldu. O açıdan da mutluyum. Çünkü hani aile bütçenize katkı sağlamak için yapıp satabilirsiniz de arkadaşlarım. Şöyle 20 TL'ye çok güzel bir paspas yapabilirsiniz. Bunu daha büyük isterseniz bu parçaları 4 tane yan yana da ekleyip yapabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle sayıyoruz. 1. Şu sıraları sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 tane daha yapacağım. 2 sıra daha ve parçamızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca yapalım. Zamanınızı da fazla almamış olalım. Gördüğünüz gibi çok kolay. Böyle dakikalar içerisinde. Ben kamera karşısında hani bu kadar sürede yapıyorum. Normalde daha hızlı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hiç kesmiyorum ki tamamen ne kadar sürdüğünü, yani bir günde yapıp bitirebileceğinizi göstermek amaçlı. Şimdi bir sıra daha hemen gideyim. Herhalde bu tahminen son sıramız olsa gerek. Bakın yükselti yerlerinden zaten önüme çıkıyor. Hemen oralardan alıp toplayarak gidiyorum. Ve ilkini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum. Şöyle. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, bitirdik arkadaşlar. Bakın. Motifimiz bitti şimdi. Buradan bu ipim burada dururken hemen bunu eklemek istiyorum. Ekleyerek gelelim. Buraya
bu köşeye ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu buradan kesmem lazım. Çünkü şu şekilde ekleyeceğim. Bakın. Şöyle biraz küçültelim. Bu ipim burada kalmış olsaydı buradan bu şekilde ipi hiç kırmadan kesmeden ekler geçerdim. Ama şimdi böyle eklemem gerekiyor. İpim de burada kaldığı için bunu buradan kesiyorum arkadaşlarım. Ve bakın kalsın burada. Hiç önemli değil. Şimdi şu şekilde alıyorum. Motifim de bu. Şimdi yaptığımız ipimizi aldık. Buralar önemli arkadaşlar. Bak, ipimizi aldık. Şu ikisini önce şunun köşesinden ipimi geçiriyorum. Tutunuyorum yani ona. Ve şu şekilde bakın bunu buradan tutup böyle arkasından geçiriyorum ki bunu da buraya bir nevi bağlamış oluyorum aslında. Şöyle birazdan üstünden geçeceğiz zaten. Şimdi diğer ördüğüm parçam bu. Bakın ilkinden başlıyorum hemen. Bir oradan bir oradan. Daha önceki battaniye çalışmalarımda da ben bu şekilde birleştirmeler yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu ipim burada. Tığımı bu şekilde alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Sonra buna atlıyorum. Aynı şekilde şöyle iki tanesini alın ki daha düzgün dursun. Aldım ve geçirdim. Bu şekilde bir oradan ipimiz burada. Hemen alttan şu şekilde yukarıya doğru çektiriyorum. Alıyorum. Buradan alıyorum. Bakın bu kenarının düzgün durması. Yani bu şekilde yapmamız bunun için daha güzel ekleme yapılsın diye. Hemen aldım yanındaki yerden ve çıkartıyorum. Ve şimdi şuradan aldım. Buradan alıyorum. Bir oradan aldığınız zaman şu şekilde bir görüntü oluyor. Evet. Şimdi köşeye geldik. Şöyle. Bakın. Şu orta kısmı geldim. Oradan da aynı şekilde bir yerden tutunuyorum tam ortasından. Ve bunu da buraya bu şekilde ekliyorum. Sonra çeviriyoruz. Önce bütün motiflerinizi, bütün yapacağınız bu kare parçaları yapın. Daha sonra elinize hangi renk iple birleştirmek istiyorsanız onu alın ve hepsini sıradan birleştirin arkadaşlar. Ben şahsen öyle yaptım. Hepsini bitirdim. Ve daha sonra birbirine ekledim arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Bu birleştirme rengini farklı renklerle de yapabilirsiniz. Aynı içindeki kullanacağınız renklerden de yapabilirsiniz. Bakın geldim. Son olarak bundan da alıyorum ve burada burasıyla birleştiriyorum arkadaşlar. Evet, bakın bunu da birleştirmiş olduk. Ve şeyi bu ipim yine önden gitmem lazım. Ters sık iğne yapmıştı kenarına. Onu da yapalım hemen. Bu ipimi burada kesiyorum. Tabii bu kadar çok kesmeli olmayacak sizinki. Benim tek kaldığı için ve diğer taraflarını yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi burayı da yapmak için buradan yapmak zorunda kaldım. Siz yaptığınız zaman böyle olmayacak. Şimdi buraya bağlıyorum. İpimi şöyle aldım. Bir sıkılaştırıyorum arkadan. Ve ters sık iğne dediğimiz işlemi yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle. Bakın hemen birleştiriyorum. Şöyle alıyorum tersinden.
Ve bunu alttan yürütelim. Hem onlar gözükmesin. Şöyle tuttum bakın arkadan. Hemen yanına bir tane daha ters sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle yanına bir tane daha yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Bakıyorum hani çok böyle kasmasın diye. Bir tane atlayıp diğerini hemen dibine yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bazen bir tane atlayın arada. Çok sıkı sıkı birbirine bağlı bağlı olmasın. Böyle şöyle dursun gevşek gevşek. Hani aralı aralı ki şeyleri belli olsun. Şöyle atladım bakın. Atlıyorum ve hemen ters sık iğnemi yapıyorum. Buraya dibine bir tane yapmak istiyorum şuraya. Ve yaptım. Şimdi aşağıya geçiyorum alt kısmına. Orayı da aynı şekilde. Bakın bu ipim buradan şu şekilde yok edebilirim onları. Bakın buradakiler de gözükmüyor. Şunları birazdan içine alacağız. Ve bir tane atlıyorum. Şunu atlıyorum şuraya. Şu şekilde yapıyoruz ve sona gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Şunu da şuradan çekiştirelim. Ve getirdim buraya. Bunu da alttan alalım şöyle. Ve birleştirme işlemi tamamlamış oluyoruz bakın. Böyle de kenarını çeviriyoruz hepsini. Şöyle göstereyim. Buralarda da aynı şekilde. Ve kestik ve işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Bir tane paspas elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu ipleri de zaten arkasından şöyle şuralardan arkadaşlarım bakın. Böyle bir şeye maruz kaldığınızda şöyle yapın hemen. Ve içerisinden şöyle geçirin. Evet. Daha da çıkmaz oldu. İçiniz rahat olsun. Şöyle saklayabilirsiniz arkadan. Şurada bir tane daha vardı. Onu da mesela burası kahverengi bir yer kalmış. Kalsın hiç önemli değil. Şuradan hemen alttan şöyle geçirip şuradan da birbirine bağlayıp uçlarını yine içlerine saklayabiliriz arkadaşlar. Ve şöyle şahane bir paspas daha yapmış oluyoruz. Evet. Kesinlikle iddia ediyorum. Çok güzel bir çalışma oldu. Bakın. Bu kalksın. Bunun üzerine bir gün böyle bir şeyin üzerine altına koyun. Gayet güzel duruyor. Şöyle bakın uzaktan göstereyim sizlere. Hepsini göstereyim. Gayet güzel bir çalışma oluyor arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü mü dediniz kanalına halen abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Gelin birlikte örelim arkadaşlar.